Abbas Turbeti öyle büyük bir alim, öyle büyük bir efendim arif ki muhaddis Kummi meşhette İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde, minberde sohbet ettiği esnada Ahund Molla Abbas türbeti içeriye girdiği zaman muhaddis Kummi minberden aşağıya iniyor dediyor ki Ahund Molla Abbas türbeti içeriye girdi. Onun olduğu yerde benim minberde konuşmam uygun düşmez. Onun gelip minberde konuşması icap eder benim değil. Yani Ahund Molla Abbas türbeti böyle büyük bir alim, muhaddisi kummi gibi yüce bir alim, büyük bir alim Ahund Molla Abbas türbetine böyle bir hürmet etmiş, böyle saygı göstermiş. işte Ahunt Molla Abbas türbetinin oturduğu, yaşadığı Heyderiye türbesinde, Heyderiye'de öyle arz edeyim. Bir Müslüman, bir Müslümanın kafir olduğunu iddia ediyor. Sokakta, mecliste, toplumda ya gelmiş camiye diyor ki falanca kafirdir. Üzülerek arz edecek olursam, Müslümanlar da genelde bir şeyi işittiği zaman hemen öyleymişcesine mührü vurarlar. Evet bu adam kafirdir. Öyleymişcesine kanaat oluşur Müslümanların çoğusunda genelde. Araştırma ihtiyacı bile duymazlar. Ya bu adam onun hakkında o kafirdir diyor ama bu ufak bir iddia değil. Bu efendim yenilir, yutulur, basit bir söz değil. Neye dayanarak onun kafir olduğunu diyor. Araştırma ihtiyacı bile duymaz Müslümanların çoğusu. Bu onun hakkında dedi o kafirdir. O da efendim cemaatin toplumun içine geldiği zaman hiçbir şeyden haberi yok. Cemaatin içinden birkaç cahil bunu dövmek için tartaklamak için bunun üzerine kalklar. Kafir herif kafir. Sen utanmadan ne yüzle bizim içimize geliyorsun? Bu hiçbir şeyi anlamadan firar etmek zorunda kaldı. Daha hiçbir şey an, niye beni kafirlikle suçluyorlar? Niye beni dövmek istiyorlar? Bir şey anlamadı. Ama can havliyle oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Firar etti, kaçtı, evine girdi. Haftalarca evden dışarıya çıkmadı. Ve araştırıp öğrendi ki evet, cemaatin içinden birilerinin buna tepki göstermesinin sebebi falancanın bunun hakkında dediği o kafirdir sözü. Korkudan evden çıkmadı. Bu dedi çıkarsam bu bana fenalık yaparlar. Birkaç hafta sonra Kadiruhum bayramıydı. Bayramı bekledi. Kadiruhum bayramı günü evinden çıktı. Gitti Molla Abbas turbetinin ziyaretine. Bayramlarda alimleri ziyaret ederler. Kadiruhum bayramında özellikle ziyaret ederler. Ramazan bayramında ve vesaire diğer bayramlarda. Geldim Molla Abbas Türbeti'nin ziyaretine. Şu düşünceyle dedi de, eğer Molla Abbas Türbeti beni ziyaret etmeme müsaade ederse, beni kabul ederse, ben onun yanına içeri girebilirsem, benim oraya gittiğimi veya orada içeride olan bir birileri beni onun yanında görecekler dışarıya çıktıkları zaman diyecekler ki ya Molla Abbas türbeti bu adamı kabul etti bununla musafaha etti bu Molla Abbas türbetinin yanında oturdu Molla Abbas türbeti buna sıcak davrandı kafir olsaydı Molla Abbas türbeti bunu kabul eder miydi sıcak davranır mıydı yani bu adam bu gaye ile oraya gitti ki artık evinden dışarı rahat bir şekilde çıkabilsin ve gitti. Vallahi Abbas türbeti bunu sıcak bir şekilde karşıladı. Bununla Mustafa'ha etti, yüzünden öptü. Bu oturdu Molla Abbas türbetinin yanında. 1-2 saat sonra bu oradan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra oradakilerden birileri geldiler. Ona kafir diyen adamı haber verdiler dediler. Ya senin kafir dediğin adamı biz Molla Abbas türbetinin yanında gördük. Molla Ahund Abbas türbeti onu çok sıcak bir şekilde karşıladı. Şimdi dikkat edin bu öfkeyle sinirle kalktı geldi Ahunt Molla Abbas türbetinin yanına. Sen ne hakla efendim o adamı kabul ettin. Sen ne hakla onu karşıladın ziyaretine kabul ettin. Onunla musafaha ettin. Sen benim onun hakkında kafirdir dediğimi işitmedin mi dediğinde Molla Abbas türbeti Cahil ukaladır müminler, cahil pervasızdır müminler, cahil akla gelen her şeyi söyler müminler. Bu da ukalalık yapıyordu o alemin karşısında. Sen neden kabul ettin, neden konuştun, neden böyle oldu, neden şöyle yaptın? Valla Abbas Turbeti sakin bir şekilde sükunetle bunu dinliyor. Dinle bu sözü bitti. Sözü bittikten sonra buyurdu ki muhterem benim kiminle oturacağıma, kiminle konuşacağıma, kiminle görüşeceğime, kiminle görüşmeyeceğime sen mi karar vereceksin? Hakikaten böyle müminler. Allah sizi inandırsın böyle. Ya öyle insanlar var ki evinde 9-10 yaşında torununa sözü geçmiyor. Ama dışarı çıktığı zaman adeta aslan kesiliyor. Aslında aslan değil, çakaldır öyleler. Çakal olmasa ya evindeki 9 yaşında Çocuğa sözü geçmeyen adam Dışarıya çıktığın zaman niye mide bulandırıyorsun Niye neden mide bulandırıyorsun Ukalalık yapıyorsun Bu da o ukalalardan birisi Molla Abbas Turveti dedi ki Sana dört tane soru soracağım Benim sorularıma cevap verir isense O şahsın hakkında Ben de diyeceğim o şahıs kafirdir Ama bana cevap ver Dedi birinci sorum onun ağzından dinin herhangi bir zaruri inancını inkar eden söz işittim mi? Bakın dinin zaruri bir inancını inkar eden bir sözü onun ağzından işittim mi? Dedi mi Allah yoktur, peygamber yoktur, meadd yoktur, namaz yoktur, oruç yoktur. Böyle bir şey işitti mi dedi hayır. Dedi ikinci sorum İki tane adil şahit onun kafir olduğuna dair senin yanında şahitlik etti mi? Dedi hayır. Dedi peki sen kendin işitmemişsin. İki adil şahit de şahitlik etmemiş. Nasıl onun kafir olduğunu diyebilirsin? Neye dayanarak kafir olduğunu diyorsun? Dedi ki güvenilir adamlardan işittim. Dedi öyleyse sana üçüncü soru. Bu güvenilir dediğin adamların arkasında namaz kılar mısın? Güvenilir dediğin adamlara malını, namusunu emanet bırakır mısın? Dedi güvenilir dedim ama o kadar da güvenilir değiller. Namusumu emanet edecek kadar güvenilir değiller. Arkasında namaz kılacağım kadar emin insanlar değiller. Adil insanlar değiller. Dedi dördüncü sorum. Varsayalım ki senin işittiğin adamların hepsi takvalı adamlar. Hepsi adil insanlar, hepsi emin ve güvenilir insanlar. Öyle kabul edelim. O adil ve emin insanların yanlış anlamaları mümkün değil mi? Olamaz mı? Efendim o falanca bir söz söylemiş, bunlar da onun sözünü yanlış anlamışlar. Onun kafir olduğunu söylemişler. Sen de bunu eşitmişsin, Bunun kafir olduğuna karar veriyorsun ve her yerde oturup konuşuyorsun. Bu şekilde olamaz mı? Dedi olabilir. Deyince Molla Akhund Abbas Turbeti dedi ki biz gece gündüz uğraşıyoruz. Bir kafiri Müslüman etmek için gece gündüz adeta uyumuyoruz uykumuzdan feragat ediyoruz, kendimizden feragat ediyoruz. Efendim birisini Kur'an çizgisine getirmek için, birisini Allah yoluna getirmek için, birisini dine getirmek için, birisini peygamber ve ehli beytine getirmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Birisi gelsin bu tarafa. Siz de efendim tek kelimeyle insanlara bu kadar basit ve Rahat bir şekilde kafirlikle itham ediyorsunuz efendi kendinize gelin kendinize gelin. Keşke biz bu soruları kendimize sorabilsek müminler. Bir şey işittiğimiz zaman. Keşke biz bu soruları kendimize sorabilsek. Kendim mi işittin hayır. İki adil şahit mi söyledi hayır. Kim söyledi? Falan söyledi, falan söyledi, falan söyledi. Ya bu falan 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 söyleyen insan ne kadar doğrudur? Keşke biz bu dört tane soruyu kendimize sorsak ve böylelikle özellikle günah konusunda şeytana taraf gidenlerden.